arkadaşlar su dalga ile ilgili 10. pekiştirme testimizde çap yayınlarından çözüyoruz. Demiş ki düşey kesi verilen dalgada K kaynağını üreten dalga birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken. E ne değişiyor arkadaşlar? Derinlik değişiyor yani ortam değişiyor. E, ortamın değişmesi ne etkileyecektir? Hızı etkileyecektir ve hız neydi? Derinlikle doğru orantılıydı. Dolayısıyla daha derin bir ortama geçince ne yapacaktır? Hızı artacaktır. Frekans kaynağa bağlı bir özelliktir. Ortam değiştirse dahi frekans ne yapmaz? Frekans değişmez. E, hız eşittir lambda çarpı f'i düşünürseniz frekans değişmiyor. Dolayısıyla hızın arttığı yerde dalga boyu da ne yapacaktır? Artacaktır. Bize hangisi artar diye sormuş. 2 ve 3 cevabımız denizli olacaktır. Derinliği sabit dalga ile oluşan kale atmanız engelden yansıtan sonraki görüntü nasıl olur? E, arkadaşlar dalga ne yapıyor? Dalga 70 derecede geliyor. E aynı açıyla bu ne yapacak? Buradan yansıyacak. Yani burası 70 ise burası da 70 olacak. Yalnız bu çizdiğimiz dalga neyi arkadaşlar? İlerleme yönü. Bizim dalgamız ise buna ne? Dik. Yani bizim dalgamız şu doğrultuda olacak. Şimdi L ucu daha önce çarptığı için uzak olan uç burası L olacak. K sonra çarptığı için yakın olan uç bu K olacak. Dolayısıyla K aşağıda L yukarıda olacak. Yani şu şıkları eleyebilirsiniz. Bunu da eleyebilirsiniz. İki tane ihtimaliniz kaldı. Peki açı olarak neyi vermiş arkadaşlar? Dikkat ederseniz ilerleme yönünü yaptığı açıyı vermemiş. Yani ben burada 70 derece olarak dalganın ilerleme yönünü 150 yaptığı açıyı verdim. Ama şıklarda bize neyi veriyor? Şıklarda bize arkadaşlar dalgayı uzatıp dalga doğrultusunun 150 yaptığı açıyı veriyor. O zaman sen şu engeli daha şöyle biraz uzatırsak. Şurada da dalganın doğrultusunu uzatırsak. E sonuçta ilerleme yönü dalga çiftlerinin her zaman dik olacağı için şurası kaç derece olacaktır? 20 derece olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Bir dalga leğeninde K, K, K dalga K dalga kaynağının ürettiği doğrusal dalga'nın görülür şekilde gibidir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar ne yapmış? Dalga boyu giderek buraya göre küçülmüş. Dalganın hızı kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Yani ne olmuştur? Frekans sabittir. Yani burada dalga boyunun değişmesinin etkisi kimdir? Hızdır. Sonuçta hız eşittir lambda çarpı f'tir. Frekans değişmiyorsa e bu tarafta dalga boyu küçüldüğüne göre bu tarafta hız küçük olacak. Hızın küçük olması için bu tarafın sı bu tarafın derin olması lazım. Dolayısıyla dalga ilerledikçe ne yapıyor? Su derinliği giderek azalıyor. Olabilir. Dalganın dalga boyu kaynaktan uzaklaştıkça artar. Hayır dalga boyu kaynak yakın olan yerde dalga boyu büyükken uzaklaştıkça ne yapıyor giderek azalıyor şekil zaten bunu gösteriyor. Kaynaktan uzaklaştıkça L'nin derinliği azalır. Evet bunu dalga boyunun azalma sebebi hızdır. Hız olarak da derinliğin azalması olabilir mi? Evet olabilir. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Bir dalga lende L'den gönderilen doğrusal dalganın K ve M'ye geçişi verilmiş. Arkadaşlar dalgamız nereden geliyor? Dalga L ortamından geliyor. Yani dalga bu doğrultuda. Normalde doğ olması gereken doğrultu bu. O zaman dalga K ortamı ile L ortamı aynı olsaydı K ortamında nerede olması lazımdı? Şurada olması lazımdı. Ama burada olması gereken dalga K ortamına geçince ne yapmış? Daha hızlı gitmiş ki olması gereken yerden daha ileri gitmiş. Dolayısıyla daha hızlı olduğuna göre demek ki derinliği daha fazla. Yani K'nın derinliği L'den nedir? Daha büyüktür. Aynı şekilde dalga L ortamından geldiği için normalde L ortamında bu doğrultuda geliyordu. E, M'ye geçen kısım ise olması gereken yerden ileride değil tam tersine geride kalmış. Yani demek ki daha yavaş ilerlemiş. Daha yavaş ilerlediği için demek ki bu ortam ne olacaktır L'ye göre? Daha sığ olacaktır. Yani derinlikler K büyük L büyük M Bursa olacak. Şekildeki parabolik engele gönderilen doğrusal dalgalar K noktasında odaklanıyor. Yani bunun odak noktası neresiymiş? K noktasıymış. Çünkü paralel gelen dalgalar, düz gelen dalgalar ne yapar arkadaşlar? Odaktan geçecek. İşte bu K'da odaklandığına göre demek ki bu engelin odak noktası K'dır diyebiliriz. L noktasında oluşan dairesel dalgalar. E burası odaksa arkadaşlar odağın iki katı bunun neresi olur? Merkezi olur. Yani L noktası bizim için nedir arkadaşlar? Merkezdir. Peki L'den gönderirsek dalgalar ne olur? E şimdi merkezden gelen dalgalar ne olacaktır? E merkez bu kürenin de merkezi olduğu için yüzeye dik gelmiş olacak. E yüzeye dik gelen dalgalar ne yapacak? Aynı açıyla yani geldiği gibi geri dönecektir. Dolayısıyla L'den gönderilen dalgalar ne yapacaktır? Yine L'ye geri dönecek. L'de toplanacaktır. Cevabımız Bursa olacak. Hangilerin yayılma doğrusu ve hızı değişir? Arkadaşlar ne yapacaktır? E, sığ ortamdan derin ortama geçiyor. Ve gelen dalgan dikkat ederseniz her yer aynı anda geçmiyor. Ne yapıyor? Dalgan ilk önce orta kısmı derin ortama geçiyor. E derin ortama geçince ne yapacak arkadaşlar? Hızlanacak. Hızlandığı için olması gereken yerden daha ileride olacak. Ve dolayısıyla derin ortama geçince bu şekli alacak. Ve burada dalga ne yapacak? Dalga giderek büyüyecek. Dolayısıyla ne olacak? Hem ilerleme yönü değişmiş hem de hızı değişmiş olacak. Yani olur. Burada da yine dalgamız derinden sağa geçiyor. Bu sefer yavaşlayacak arkadaşlar. Ama farkı ne? Farkı şu. Dalga burada yüzeye dik geliyor. Dik geldiği için dalganın bütün noktaları aynı anda geçecek. Aynı anda geçtiği için dalganın her yere aynı anda yavaşladığı için doğu ilerleme doğrusu ne yapmayacak? Değişmeyecek. Sadece ne yapacak? Hızı değişecek. Dalga boyu değişecek. Ama bana hem yayılma doğrultusu hem hızı değişir demiş. Evet hız zaten kesin değişir ama doğrultu burada değişmez. Onun için bunu alamayız. Burada yine dalgamız geliyor ama dalgan dikkat edersen her noktası aynı anda ne yapmıyor? Derin ortama geçmiyor. İlk önce alt kısım geçiyor ve alt kısım önce hızlanacak. Sonra diğer kısımlar geçtikçe hızlandığı için ne yapacak? Derin ortama geçince bu sefer ilerleme doğrusu da değişecek. daha derin ortam olduğu için hızı zaten değişiyor. Yani cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır. Su derinliği değişmeyen dalgalarında yerinde başlangıç anında KL dalgası gönderilmiş. Bir süre sonraki görünümü hangisi gibi olabilir demiş. E arkadaşlar bakalım şu L ucuna bakarsak L ucu nasıl geliyor? Şöyle köşegen doğrusu da geliyor. Köşegen gelen buradan ne yapacak? Yine köşegen 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 yansıyacak. Yani dalganın L ucu burada bu doğru üzerinde bir yerde olacak. K ucuna bakarsak K ucu buraya doğru geliyor ve buraya çarpacak ve buradan yine aynı şekilde şöyle köşegen köşegen yansıyacak. Dalganın orta kısmına bakacak olursak orta kısmı da buraya geldiği için çarpacak ve ne yapacaktır? Buradan yine aynı şekilde yansıyacaktır. O zaman dikkat ederseniz bir ucu şurada, diğer ucu burada ve orta kısmı burada olan bir dalga arıyoruz. Buradaki dalga da şu an düzenli çizdiğim için gözükmüyor ama hangisidir? 3 numaralı dalgadır arkadaşlar. Sonuçta L ucu buradadır. K ucu şurada olacak, orta kısmı da burada olacak. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 8. sorumuz. Su derinliği her yerde aynı olan dalga derinde peş peşe gelen birinci ve üçüncü dalga tepeler arasında uzaklık. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Dalgalarımız olsun. Tepeler, çukurlar, tepeler, çukurlar. Tabii bunlar peş peşe simetrik olduğunu düşün. Şimdi arkadaşlar şurası birinci dalga tepesi olsun. Burası ikinci dalga tepesi olsun. Bu da üçüncü dalga tepesi olsun. Peş peşe gelen üç dalga tepesi. Şimdi burada üç dalga tepesi arası demek ne demek? İki tep arası bir dalga boyu olduğu için. Burada üç tep arası dediği yer iki dalga boyudur. Yani bize ne diyor? Bize iki dalga boyunun 20 santim olduğunu söylemiş. Yani dalga boyunun ne olduğunu biliyoruz. Biz o zaman 10 santim olduğunu söylüyor. Dalgalan yayılma hızını vermiş. 20 santimetre bölü saniyede. Periyodunu soruyor. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız hız eşittir neydi? Lambda çarpı f'ti. E hızımız kaç? 20. E dalga boyumuz kaç? 10. O zaman bu kaynağın frekansı nedir? Frekansı 2'dir. Ama bize frekans değil periyodu soruyor. E periyot da frekansın her zaman 1 bölü şeklindeydi. Dolayısıyla frekansımız 2 ise periyodumuz 1 bölü 2 saniye olacak. Yani 0,5 saniyedir. Cevabımız Bursa olacak. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğenimiz var. F frekansı lambda dalga bu dalgalar şeklindeki ilerliyor. Kaynak çalışırken leğenden bir miktar daha su ilave edilir. Arkadaşlar leğene su ilave ettiğiniz zaman ne yapar? Derinliği arttırırız. E derinlik artınca ortam değiştiği için ne artacaktır? Hız artacaktır. Peki hız artınca ne yapacaktır? E hız eşittir lambda çarpı f'ten frekans değişmiyor. Hızımız arttığı için dalga boyumuz artacaktır. Frekansta bir değişme olur mu? Hayır olmaz. Çünkü frekans kaynağı bağlıdır. Kaynak aynı kaynak olduğu için değişmeyecektir. Su ilave ettiğim için derinlik arttığı için dalga boyu küçülmeyecek. Tam tersi ne yapacak? Büyüyecektir. Dalganın ilerleme doğrusu değişmez. E şimdi L'ne su ilave ediyoruz ve L'ndeki su derinliği her yerde aynı anda arttığı için dalgaların her yerde aynı anda hızı değiştiği için ilerleme doğrusu ne yapmayacaktır? İlerleme doğrusunda bir değişiklik olmayacaktır. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar.